Hayırlı akşamlar. 4-5-6. Ay, Ümraniye'den geldik. Acıktık. Haşi Evet, yemek yiyesimiz geldi. Yorumlarınızı okudum. Biz de tabii eşeklik kaç tane aldığımızı söylemedik adet olarak masa. Videoda. 4 masa aldık. 16 tane sandalye. 4'er tane sandalye yani. Bu arkadaşım. Masaya 4 tane sandalye. Evet. Ondan sonra. Böyle güzel geçti. Güzel aldık işte. Heyecanlı yok. Evet. Çok çorbayı, teşekkür ederim. Bu çorbayı değişmeyen ne bileyim yani. Heh, şimdi ben bunu soracağım arkadaşlar. Geldim Ümraniye'den, valla sarma sardım. Hemen pişirdim. Beyaz lahanayla kara lahana karışık. Şimdi bak. Bak mesela, bakın ben böyle çorbayı çok seviyorum. Biraz da pirinç koydum ben. Ondan sonra. Ama bak hiç un mu yok bunda. Gayet kıvamlı duruyor değil mi? Hani. Ve efsane gerçekten. Lezzeti güzel değil mi? Çorbanın. Biber turşumuz da var. Sarmam da var. Beyaz lahana sarması. Çok güzel. Çok acıktık. Hani dükkanda böyle gitmez değil mi? Şeye... blenderdan geçirmem lazım herhalde. Ne bileyim, bence ama ben böyle tercih ederim böyle de açıkçası. güzel ama yani pirinci gören belki şey yapabilir hani. Ama tadı gerçekten efsane, ben çok güzel. Birebir söyleyeyim. Aynen. Kamerayı mecbur buraya ayarladık. Ay. Ay. Ay, ne kadar acıktı. Midem besmen. Vallahi zil çalıyor. O tabaklar ne kadar pahalı gördünüz değil mi? Ve devamı da yok. Aynen. Yarın Eminönü'ne gideceğim. İnşallah. Sevim'le gideceğiz inşallah. Ay. Yağmur yağsa? Yağsın. Arabi paket çeker yok mu? Var. Ha? Üsküdar Bakırları'nı biliyor. Oradan Eminönü direkt. Sen beni otobüste mi göndereceksin? Üsküdar'a bırakacağım seni. Oradan vapurla Eminönü'ne geçeceğim. Otobüs yok. Dönüş? Ha, dönüş bilmiyorum artık, Allah kerim. Çünkü bir kere gittiğimiz zaman 2-3 saat bir otopark yeri aradım. Gerçekten bile hani yazdı o zaman yoktu, şimdi hiç yoktur yani. Eline sağlık. Afiyet olsun Paşa. Bir de dönülmez yerlerden falan döndüm. Tabii annemin haberi yok. Trafik polisleri de tam karşıda bekliyordu. Niye buradan döndün dedi. Abi dedim, burayı pek bilmiyorum. O yüzden dedim, otopark var şu ileride dedim. Burayı biliyorum bir tek. Levha'yı görmedim o falan filan çarpçuk. Abi dedim, gördüm de yapacağım bir şey yok dedim, kaybolurum diye. Mecbur döndüm dedim yani. Bir kere geldim, bu ikinci gelişim dedim arabayla. Gerçekten de öyle, Eminönü'ne ikinci veyahut da üçüncü gidişim. Arabayla. Çünkü sokulacak bir yer değil, çünkü tıklım tıklım. Bir de yağmur düştü, eyvah eyvah. Sana ben de şey. O çok acıkmıştı, hemen verdim ona biz koymadan kendimize. Mustafa dedim, oğlum karnım çok acıktı benim dedim. Dışarıda yiyor. Mert bir çorba içelim dedi. Dedim dışarı çorba içene kadar gidelim, evde yapalım. Ana evde ana içeriz dedi, dükkan aç çok ya dedi. Sen dedi manyak mısın dedi, dışarıda dedi çorbaya dedi biz dedi para mı verecek dedi. Ha, öyle dedim ya. Ondan sonra ha oğlum dedim, doğru diyen dedim. Dükkan da boyanıyor bir taraftan. Evet. Sıvası falan atıldı, boyası falan kaldı şimdi.
Arkadaşlar şimdi biz hepsini göstermedik ama birkaç yere girdik çıktık. Fiyat aldık yani. Masa sandalyede de aynı şekilde. Evet. Şimdi direkt aldığımız yerden çekim yaptığımız için direkt oraya girdik aldık sandalye. Bir 5 yere falan girdik. Aynen. Aynı yani pek bir şey oynamıyor. İnternette de aynıydı baktım ben. Ama internette indirim yapmıyorlar. Hani yapmıyorlar. Aynen. Ben dedim o yüzden dedim oturacağımıza park edelim. Annem de beni çağırmış sabahtan ama ben hatırlamıyorum. Uykum derin olduğu için. Neyse gittik falan filan. Bir yere gittim. Navigasyon yazdı. Bir o yerden de diğer işte bu bulduğumuz yere 20 dakikalık falan bir yol geldim yani. Sonunda bulduk. İşte indirim de yaptık. Elde sıkıştık. Öyle aldık. Evet. Ve daha iyi oldu. Abone de yaptık. Abi dedim hani parasını yollayayım dedim üstümüzde nakit yoktu. Benim isim ne? Dedim Mustafa Yılmaz. Dedim memnun oldum ben de Mustafa Yılmaz. Evet gülüştük aslında. Bu ara Uçak çekimde değildik evet. Benim kimlikte soyadım Yılmaz. Öyle denk geldik. Güler yüzlü çok güzel işte. Masa sandalyeci de bize ısrarla ben getiremem diyor. Evet. Biz anlatmayı anlatamadık. Diyoruz ya getir biz nasıl götüreceğiz diyor. Götüremeyiz diyor. Ne oldu? Gelinin abi. Şöyle. Evet. Fırat ülkesi. Pakize'nin yavuklusu. Aleykümselam. Yemek yiyoruz. Yemek yiyor. Sağ ol. Fırat var. Nasılsın oğlum? Teşekkürler. Seni sormalı abim. İyiyim. Teşekkür ederim. Ah şimdi burada olsaydın ne güzel yemek yerdin. Neyse lokantaya gelir parasını verir yemek yer öyle. O da sağlam yiyor benim gibi. Sağlam yer sağlam öder bence. Evet. Tamam ben geliyorum şeye. Diğer taraftayım. Oy. Sandal sorguyu bitirmemişsin. Sistemin olmuş. Ben sarmacı mı istedim ben? Sen sarmacı olmasan bunları kim saracak? Bilmez miyim? Aynen. Vallahi İmraniye'den geldim yorgun murgun demedim. Hemen şipşak sardım. Ama evin işleri hep duruyor yeminle. Çamaşırım var bir sürü katlanacak. Kuyruklu mu olur? Ne? O kuyruğu, kuyruk oluşmuş. Sıcak ya kaynak. Altını kapattım tabağa koydum. Yani şu valla şu lezzet yani bence herkes beğenir bunu. Baksana ne kadar güzel. Oh.
çıktı işte. Biraz daha su olsun. Ben öyle değilim. Ezine kumunu sattık, efsane olmuş hani. Oh, ağzım, damağım yandı yani şu anda. Turşu da acı. Gerçekten. Ay. Ezine kumunu sattık. Afiyet olsun Turşu. Tamam kalsın lan. Okey. Mercimek çorbası da çok güzel be. Bir şey düştü üstte. Gök gürültü gibi oldu. Oh. Ay. Valla çiğnemeden yoktu. Çatıda bir şey yapıyorlar herhalde. Bu bayağı büyük olmuş. İnşallah. Hepiniz beğenmişsiniz hemen hemen. Yorumlardayım şu anda. Haydi artık aç demiş toprak canım benim. Bu arada ikinci el değil, sıfır el arkadaşlar. Sıfır yeni alıyorum yani. Ya ben ikinci el pek içime sinmiyor ya nedense. Ne bileyim. Ha, kullanmadım mı? Kullandım tabii ki ikinci el. Mesela bu eşimle evlendiğimde hiç para pul yoktu. Buzdolabı gelmişti. Ama onu bile böyle hani yenisini alana kadar böyle onunla hani kötü gelin ve kaynana gibiydik yani. Eskiydi. Menderes döneminden kalma. Suyu akıyordu. Buz tutmuyordu. Buz tutuyordu. Buzluk komple kapanıyordu. Hadi fişini söküyordum falan erit merit. Erimesi de 1-2 gün sürüyordu yani bilirsiniz. Böyle. Hem onlar uygundu. Mesela en uygun oydu. Hep 2000 sadece masa olarak bir masa 2000-2500 daha da yukarısına gidiyor. Bunlar da hem güzeldi yani hem uygun hem güzeldi beğendim. Şöyle adam kendi üretiyormuş. Dedim hani olur ya 6 ay sonra devamını almak isterim. Olur ya dükkan inşallah iyi olur. Hani bulabilir miyim? Bulursun dedi. Hiç sıkıntı yok dedi. Biz her zaman buradayız dedi. Süper. Çok güzel cevap aldım yani. İnşallah müşteri dolar taşar. Ne diyeyim? Elimden geleni en güzel olarak yapacağım.
en güzel şekilde. Böyle. Ben zaten güler yüzlüyüm. Yani o yüzden hiç endişem yok. Gerçekten bazı restoranta gidiyorsun, yemek yemeden çıkasın geliyor. Bazı yere de gidiyorsun, her gün oraya gidip yemek istiyorsun. Neden? Güler yüzlü insanlar çünkü. Böyle, ben de güler yüze çok önem veriyorum. İşte böyle. Buradan çünkü bir iki kişi cevap yazdım. 4 masa aldık, 16 sandalye aldık diye. Ama görmeyenler olur, merak ederler. Gerçekten ben de hiç düşünemedim böyle böyle aldık diye. Böyle ben buradan da bu bilgiyi size vermek istedim. Öpüyorum ben sizleri. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, mutlu kalın. Güçlerinizi ve dualarınızı bekliyorum candan ve yürekten. Allah razı olsun.